Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda hep birlikte benim iPhone 13 Pro'yu %100 gerçek olduğunu söyleyen bir ahşapla kaplayacağız. Şimdi ürün şu an elimde değerli arkadaşlar, böyle ters tutuyorum çünkü reklam olduğunu düşünmenizi istemiyorum. Reklam içeriği değil, bildiğiniz internette gezerken gördüm ve gittim kendi sitesinden satın aldım. Zaten aralarda markasını görürsünüz, kimseden markayı gizlemek gibi derdim de yok. Ama hani böyle açılışta kutuyu ters tutayım ki reklam olduğunu düşünmeyin dedim. Çok uzattım lafı, gelin şimdi masaya geçelim. Hem orada biz iPhone 13 Pro'muz bekliyor hem de şu kaplama. Buyurun. Şimdi masaya oturduk. Ürünümüz aha da bu arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim, bunu buradan çıkarmamamız lazım. Bunun adı denge tahtası mıydı neydi, unuttum, bunun bir ismi var. Ha, ölçekleme bir şeyi unuttum ya, onunla işimiz var yani. Şu an onu oynatamıyorum o yüzden. Ama şunu kaldırıyorum kutunun devamını gösterebilmek açısından. Bu böyle kalıyor, şurada kalsın. Burada bir tane böyle, bu neydi ya? Buna ne deniyor ya? Vakum. Aynen. Vakumlama aparatı çıktı. Şurada telefonun kamerası ve logosu için ayrıca ahşap olduğunu düşündüğüm parçalar çıktı. Şöyle gösterivereyim sizlere de. Telefonun kamerası, logosu, tuşları için. Ben en çok şu tuşları kısmında endişeleniyorum. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hani böyle elimde size belki kağıt gibi aktarılıyor olabilir ama bildiğiniz elimde bir plaka varmış gibi his var. Onu bir söyleyeyim sizlere. İç kısımlar bildiğiniz bayağı kesilmiş durumda. Yani kağıt gibi görünüyor mu bilmiyorum ama kağıt gibi değil, onu bir söyleyeyim. Şöyle kenara bunu da koyuveriyorum. 2 adet temizleme bezi çıkıyor, onlar şöyle kalsın. Evet, bir adet daha aynı aparat, niye lan? Ne olur ne olmaz diye muhtemelen bir tane de yedek aparat yerleştirmişler içerisine. Kutuyla başka bir işimiz yok ama şunu yerleştireyim de ben. Şimdi ben bunun videosunun bir kısmını izledim. Önce diyorduk işte telefonun sağını solunu güzelce ne temizleyin. Bunlardan acaba hangisi şey... Bakayım. Anlayamıyorum ki ben. Bu ıslak olan. Telefonun yüzeyini, sağını, solunu iyice ne bir silin diyordu. Şimdi ben o işlemi uygulayacağım. Değişik bir şey kokuyor abi. Oksijen bazlı Ethereum karması. Ulan lütfu yok ki şu esprilere biri bak. Çağırdım, bu video gelmedi ha. Neymiş, uyuyor şu an. Şuralarını iyice bir sileyim de. Biraz üstüne çörekleneceğim. Şöyle kameralar, şu bölgeler. Bir de videosunu izledim ben bunun. Zaten izleyeceğiz şimdi devamında. Şuralar bakın, yan kısımlar. Şimdi ben buraları elledim mi acaba? İyice ne? Biraz abarttım ama videosunda daha basitti tabii ki de. Kurudu bez yani şu an. Şimdi bir kenara koyayım. Bir dakika, bir devam ettirmek istiyorum. Aynısını yaptım. Kamera bölümüne uygulamanın aşağı yerleştiriyoruz. Dur. Tamam. Evet, şimdi bizden istediği şey şu arkadaşlar. Kamera bölümüne uygun olan ahşabı yerleştiriyoruz diyor. O her şeyini mi söktüm acaba ya? Aa, telefon yine kirlendi. Telefon yine kirlendi çünkü bu ahşap şeyi telefonun üstünde açtık. Evet, şu bez kalsın da şununla bir daha bir üstünden geçelim. Abi bu işler beni aşar, bu el işi ya. Benim bir tipime bak, Allah'ını seviyorsan ya. Ben el işi yapabilecek bir insan gibi görünüyorum ya. Neyse. İş başa düştü. Uygun olan ahşabı yerleştiriyoruz. Bakın şunu şöyle yerleştirme önce muhtemelen arkasındaki çıkartmayı alıyorum bakın. 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 Oğlum bildiği tahta kokuyor. İşte şu an hayatımda benim başıma gelebilecek en zor işle karşı karşıyayım. Yani daha zoru... Hadi. Aman bu videoya gelecek yorumlar. Abi ellerin niye titriyor? Oldu mu lan bu? Oldu. Aa, oldu. Başardım. Ne oldu Lütfi? Laf atıyorum çünkü ben kendisini dedim, bak bu el işi dedim. Sen dedim sanatçısın dedim. Ruhun sanatçı dedim. Gel dedim. Yamuk oldu işte bak. Al işte. Yamuk oldu. Bu delik. Yo. Arkadaşlar bana bir dakika verir misiniz? Bir an şeye çok heveslenmiştim, o bir kalbimi kırdı. Ben şu kameralar içeride kalacak sandım. Ama kameralar dışarı çıktı. Aa, güzel bir soru. Gelen kılıfla bu renk başka, belki estetiği öyledir oğlum. Dur bakalım, bir bütünü bir çıksın ortaya hocam. Hemen bir yorum yapmayın. Hemen en tam işte şey, YouTube yorumcusu. O niye öyle iki renk, ora niye öyle iki renk? Oğlum bir dur bir bitsin. Allah Allah. Ona bozuk göndermişler. Bence bu oldu abi. Bu oldu. Yalnız ben bir şeyi çok merak ediyorum. Madem ki sen ahşapsın, o zaman senin yanman lazım. Ama şu yapışkanlı maddeyi nasıl kokacak çok merak ediyorum ya. Evde denemiyoruz. Aha. Çıkartamazsın dediler ama çıkarttı. Azim. Bak. Bu parça ahşap mı? Koklayayım. Kokusu öyle.
Oğlum ben koku alamıyorum lan. Bu videoda mı öğrenecektim bunu? Ya yine gittik telefonun üstünde gittik çakmakla ahşap yaktık ya. Yine temizleyeceğiz. Emin miyiz? Aa. Evet. Ne bu hocam lazer kesim yapan arkadaşım? Bildiğiniz ahşap, onu bir söyleyeyim. Bir kere şey böyle yanmaz. Oo, isi de var bak. Kağıdın böyle şey olmaz. Heos. Evet, telefon üstüne yaptığımız için biraz kötü oldu. Abi bak bunu ben buraya... Niye bu böyle kabarık gibi ya? Bence bir bitsin. Bir bitsin hocam. Bir bitsin, bir heyecanlanmayın ya. Şunu şuradan alacağız. Telefonumuzu buraya koyacağız. Koyduk. Ahşap kaplama aparatınızı merkezinin bir şey dedi. Tam anlamadım o kısmını ama böyle yerleştiriyoruz işte. Yerleşmiyor. Şöyle biraz sallayalım bunu. Bu burada olmaz diyor. Burada olacak bak şimdi. Ne diyor? Bu çizgiler diyor birbirinin karşısına gelecek diyor. Tamam hocam, öyledir bizim de büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Bakayım. Şuraya bir getireyim de insanlar da baksın tabii ki de. Hani... Bak şu çizgilerin birbirini karşılıyor işte, zaten her türlü karşılar ki o. Tamam, bunu niye ise böyle bir şey yaptırdı bize, tam nedenini ben de anlamadım. Tamam, merkezleme aparatımız güzel. Telefonunuzu diyor vantuzlama yardımıyla diyor eşit güçlenelim yani. Evet, deniyorum hazırsak. Durun, bir sessizlik istiyorum arkadaşlar. Şunu bir daha bir silmeyelim ya. İspaskir, kömür, toprak, egzoz, cezaevi, silibri, o var burada. Espriyi anlayanlar like butonuna bastı bile. Neyse, tekrar kendisini oksijenli ethereumlu suyumuzla silerim. Aa, ya bu işler ama dedim yani abi, bana göre değil ya. Açıyoruz merkezleme aparatımızın. Sonra bunu da açalım. Tabii ki de bunu videodaki arkadaş açarsa kalıp gibi çıkar. Çağdaşıl açarsa, aa burada bu bandı, burada bu lanet bandı, burada unutur abi. Kalır orada. Yırtılır kalır ya. Biraz kalın bir malzeme olduğu için bir şey olmaz. Aha. Olmaz değil mi böyle bu? Bir çıkaralım hoca oradaki küçük bandı, senin eller ince ya. Ya bir şekilde yaptık işte orayı ya. Bir şey olmaz. O kadar zaten çok vallahi milimetrik bir şey değilmiş gibime de geliyor bir yandan. Şununla diyor. Buradan diyor bunu tut diyor. Tuttum. Aa hadi. Aa hadi. Ya bileydim böyle olacağını ya. Ya ama ben alıyorum bunu elime ya. Allah. Ne, nasıldı lan bu ha? Orlu görünüyor şu. Nasıl yaptıysam ben bunu şu an yaptım abi. Umarım bu videoda becerebileceğiz arkadaşlar. Bir daha oynatalım hocam. Vantuzla tutuyor. Yerleştiriyor şu an Bekir. Elleriyle, parmaklarıyla. Vallahi daral geldi bana ha. Bak önce şunu alıyor hoca. Şöyle koyuyor. Merkezleme dediği bu. Bayağı yapıyorum ben ha şu an. Çatır çatır. Hocam kayıtta mıyız? Öyle tamam. Ve vantuzlama aparatını ayırıyoruz. Bir şöyle bir genel bir göz atmak istiyorum kendisine. Abuk subuk bir durum var ama burayı nasıl yapacağız belki. Ha, bir dakika. Tamam. Buraları böyle tık oturtacağız elimizle. Şöyle bak. Şöyle bakın, şuraları tırtıklaya. Ben oturtuyorum. Tabii ki de videodaki arkadaş bunu tık diye yapıyor. Bir daha da böyle bir ürün alıpsa. Peki bu buraya yapışırken, burada boşluk varken neden burada boşluk yok? Yani burası niye böyle pörtlük oldu? Olmadı bu dayı. Bunu ben sökeyim. Ya var ya, ben çok dandik yaptım bunu ya. Bak şurası çok komik oldu ha. Sökemiyor muyum ya? Burada abi sökmek zorundayım. Burası tam oturmamış çünkü. Yani yapacak bir şey yok. Yapışır. Yani şu kahverenginin parçasını kimse görmüyor tabii yine. Şuradaki bakın şu parçayı biz kırdık abi. Onu yenisini yapmamız lazım. Bak abicim bunu söküyoruz. Bu çünkü bak buradan aşındı. Şu an evet, neden yedek koyulduğunu da uygulamalı bir şekilde anlamış olduk. Bir daha açalım kendisini. Narin ol. Narin. Bu bak son parça. Yo, hiç de bir sorun yok. Oldu. Bu sefer sıfır sıkıntı taktım arkadaşlar üst kapağa. Onu bir söyleyeyim. Yok merkezleme aparatı da bilmem ne de. Ben o faslını geçiyorum abi. Bunu böyle elimle ben daha rahat takabileceğimi düşünüyorum. Yok şöyle. Çünkü en önemli kısım zaten. Ya şunları söksek mi? Abi şura zaten kabaracak gibi duruyor. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle yer yapmışlar. Boşa mı yani bütün bu? Gel kabart lan. Ah. El var birader. Oldu mu? Dur ben de bakayım. Ana oldu lan harbiden. Evet, tabii ki de daha kibar elli birileri gelince olayı şıp diye çözdü, onu bir söyleyeyim. Evet, nerede kaldı? Aynen, şimdi bunları ben yerleştirdim buraya. Gayet düzgün bir şekilde. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani bu fasılı yapabilirseniz kalanını kesin yaparsınız. İzleyelim. Kaplamamızın kenarlarında kalan yapışkan kağıtları kaplamamızdan... Abi çok güzel yapmışsın lan. Baksanıza abi, işte bak.
Bu biraz bu işler böyle yani. Artık kaplamamızın kenarlarındaki yapışkanları. Lan yine yırttım ya. Arkadaşlar biraz kibar olmanız lazım bunu yaparken. Bu ürünü onu söyleyeyim yani bence. Yok abi tırnak yok ki alamıyorum ki. Bir dakika acı bana son bir şans da abi. Şuradan vallahi alacağım tornavidayı şimdi. Al 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 abi şunu al benden ya. Ayaklarım ağrıdı yemin ederim ne alakaysa ya. Arkadaşlar vallahi sonunda söktük. Diyor ki videoda izledim ben şimdi. Bunu bir kere sert bir zeminde yapmamız lazım öncelikle. Şunu bir kaldırayım. Bakın şu bölümü şöyle yapıştırın diyor. Hafifçe bastırarak. Bak böyle. Bak görüyor musun bak. Hafifçe. Wow. Biraz tamam toplarız. Sıkıntı yapmayın. Diğer kısmı da yine hafifçe bastırarak. Ya benim bu firmaya bir tavsiyem var arkadaşlar. Bence bunu işi bir merkezde yapmalılar. Oluyor böyle yok Akasya AVM'de geliyorsun. Öyle yerler var ya öyle bir şey olması lazım. Yani bunu ben mesela bunu ben yapamam yani onu söyleyeyim. Muhtemelen kim bilir nasıl bir şey çıkacak. Bak telefon yarım önde yarısı arkada. Ben dedim ha bunu ben yapamam diye yani. Şimdi bak bitince göreceğiz. Yan kısımlarını da böyle rulo şeklinde galiba burayı sallıyorum ama... Videonun bu kısmı. Oğlum şaka maka oldu lan. Yaptım bayağı. Daha bitmedi oğlum. Daha bir sürü işi var. Nereye bit? Köşeleri şu an oturtuyorum arkadaşlar. Mis gibi çam kokuları altında. Oldu ya bu. Şu niye kahverengi ya? Hoca bunun belki modeli böyledir. Neyse bir devam edelim. Ya bu pijama gibi ne oldu bu ya bu böyle? Bu niye bana eski Türk filmlerini hatırlıyor? Aynen lan babaannelerimizin evindeki baklavanın saklandığı dolap lan bu. Bu dolabı açıyordun içinden baklava, çikolata, şeker öyle şeyler çıkıyor. Evet logomuzu da ben önce şu zor parçadan başlamak istiyorum abi. Tamam. Hadi yaptın mı lan? Vallahi yaptım. Ha şimdi bak o kahverengi parça bu üsttekiyle uyumlu olmuyor. Bu iyice babaannenin dolabına döndü. Ama meraklısına güzel. Bildiğin ahşap yani. Ahşap dedim öyle alınca evde bir meşe olduğunu falan bekleme. Bilmiyorum bu ne bilmiyorum da. Tahta işte bu ne deniyor bunu? MDF mi neydi la bunun adı? MDF için çok ince. Sunta. Bu bence bu ne biliyorsunuz mu? Mesela çam ağacına gidersin. Çam ağacı böyle kurur çekersin. Elinde o parça kalır ya. O parça bence bu. Vallahi bak. Bu ne parçası ya bunu? Bize açıklayabilir mi? Birileri yorumda söyleyebilir mi? Şunu söküyorum bu arada ben. Bu bence MDF dedikleri bu bence ya. Elmamızı da. Bir hoş oldu ha. Değil mi? E tabi bazı kanallar var. Altın kaplıyor. Bize de tahta düşer arkadaşlar. Buradan onlara da sevgilerimizi iletelim. Şunu al şuradan. He. Bu bence hat şeyinin yerini. Keşke bunu çocukla yapaydım ya. Vallahi çok eğlenirdik ya. Öf. Lütfi ya. Aman be Lütfi ya. Geleydin şunu yapaydın ya. Güzel oldu ha. Bir korktum ama şu an finalde yap. Aa bu güzel çıktı ha. Finalde yani çıkan şey bence kötü değil. Ya şu tuşları. İşte bak bu tuşlar. Ha böyle ufak tefek yamuk yılık yerler kalırsa arkadaşlar. Bu tuşları bak böyle koy. Bu tuşları takınca onlar da kapanıyor. Onu da söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla şey yapabilirsiniz. Vallahi bitti arkadaşlar. Hem bir şöyle görün. Zaten siz bunun stoklarını da görürsünüz. Dediğim gibi bir keşke daha güzel bir model tercih etseymişim. iPhone 13 Pro rahmetli babaannemin baklavaları sakladığı dolaba döndü. Evet bu bayağı benim babaannemin baklavaları sakladığı dolaba. Ama meraklıysa, ilgiliyse yani ilgiliysen, meraklıysan bu ürünü böyle kullanırım diyorsan vallahi bir şey diyeyim. Harbiden tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Fiyatı da çok pahalı değil. Gidip alabilirsiniz. İnternetten bulabilirsiniz kendisini. Dediğim gibi sponsorlu bir içerik değil. Ben bu ürünü gördüm. Benim bir ilgimi çekti. Alayım kaplayayım dedim. Bu ara uğraşıyorum. Siz zaten genel stokları görüyorsunuz bu arada. Finalde nasıl bir şey ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bir de şunu da atlamayın arkadaşlar. Hani biraz zahmetli inşası. Hani ama finalde bunu ben bu hale getirebildiysem tabii ki de Bekir'in de yardımlarıyla sizin de böyle ufak bir el atacak biriniz varsa bu işlerde çok başarısız olsanız bile yapabileceğinizi düşünüyorum. Tercih eder miydim? Yani velev ki diyelim ki benim bir YouTube kanalım yok. Böyle bir ürünü tercih eder miydim? Etmezdim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videoda görüşürüz.